En son gerileme dönemi dedik, orada kaldık. Bakalım neler olmuş. Değişim ve diplomasi yeni adıyla dostlarım 18. yüzyıl Osmanlı tarihi. Şimdi burada şöyle, gerileme dönemi 1699 Karlofça Anlaşması'yla başlayıp 1792 Yaş Anlaşması'na kadar geçen döneme verdiğimiz isimdi. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en temel politikası da şuydu, kaybettiği toprakları geri almak. Hangi anlaşmalarla beraber derse, 1699 Karlofça, 1700 İstanbul. Temel amacımız bunları geri alabilmek. Tabii ne kadarını aldık, alamadık bakacağız. Şimdi bu dönemde 3. Ahmet'le beraber başlayacağım. Yani yine padişahlara geri döndük. Padişahlar üzerinden konuyu işleyeceğiz. Önce şunu bir hatırlayalım. 3. Ahmet'in tahta geçmesinde etkili olan bir olayımız vardı. O da Edirne olayı ya da bir ismi daha vardı bunun. Hemen hatırlat onu bana. Çok güzel, Cebeci. Cebeci askerleri, hatırlayın dostlarım. Cebeci askerleri şöyle bir şey yaşanıyor daha doğrusu. İkinci Mustafa. İkinci Mustafa döneminde Karlofça imzalanınca adam çok üzüldü. Edirne'ye çekildi. Ben de devleti Edirne'den yöneteceğim. Biraz kafayı dinleyeceğim. Yönetimi de Şeyhülislam'a bırakmıştı, Feyzullah Efendi'ye. Bundan dolayı da Cebeci askerleri aynen Edirne'ye giderek Feyzullah Efendi'nin kötü davranışı da etkili tabii devlet yönetimindeki. İsyanı patlatmışlardı. Bu isyanın sonunda da 3. Ahmet tahta çıkıyor idi. Şimdi 3. Ahmet döneminde hem Batı'da hem de İran'la olan mücadelemiz var. Biz Batı ile beraber başlayalım. İlk olarak 1711 Osmanlı-Rus Savaşı. Yani aslında nerede o? Anlaşmayı yazmamışım ha. 1711 şurada koyu renkte yazmamışım. Prut Anlaşması'na giden süreç. Şöyle ki olayın bizle hiçbir alakası yok. İsveç'le Avusturya kendi aralarında, özür dilerim, İsveç'le Rusya kendi aralarında savaşıyorlar. Bu mücadele sırasında İsveç kralı Demirbaş Şar savaşı kaybedince kaçıp Osmanlı'ya sığınır. Rusya'da bu adamı kovalıyorum bahanesiyle paldır küldür bize saldırdı. Bizim topraklarımıza girdi. Biz de bu adamı bilmenize yarar var. Baltacı Mehmet Paşa ile beraber Rusların karşısına çıktık. Ve yaşanan mücadeleyi Osmanlı Devleti kazanır, Ruslar ise kaybeder. Mücadelenin sonunda 1711 Prut Anlaşması'nı imzaladık. İşte bu anlaşma bizim için çok önemliydi. Çünkü bu anlaşmayla beraber biraz önce 1700 İstanbul Anlaşması'nda Rusya'ya kaptırdığımız her şeyi geri aldık. Birincisi Azak Kalesi geri alındı. İkincisi de Rusya Osmanlı Devleti'nde elçi bulunduramayacak. Dostlarım biz burada bir gaza geldik, değil mi? Ve bundan dolayı da Prut Anlaşması'nı umut diye kodlamıştık. Yani Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma umudu artmıştır. Neyle beraber derse 1711 Prut Anlaşması ile beraber Prut eşittir umut aklımıza böyle kalacak. Ama evet burada bir gaza geldik fakat olmadı. Tam da olmayacak ne yazık ki. Dostlarım hemen arkasından Avusturya ve Venedik'le olan savaşımız 1715-1718 Petervadin Savaşı aslında. Olay şöyle gerçekleşiyor. Biz Prut Anlaşması ile beraber Rusya'dan istediklerimizi geri alınca dedik ki o zaman Karlofça Anlaşması ile kaybettiklerimizi de geri alabiliriz. Bu mantıktan hareket ederek Venedik'e saldırdık. Amacımız Venedik'e kaptırdıklarımızı geri almak. Fakat biz Venedik'e saldırınca Avusturya sen nasıl Karlofça Anlaşması'nı bozarsın diyerek çünkü 25 yıllık süre dolmadı. Avusturya'da Venedik'in yanında bize savaş ilan eder. İki devletle aynı anda savaşmak zorunda kalacağız. Petervadin Savaşı ve ne yazık ki yapılan mücadeleyi Osmanlı Devleti kaybeder. Venedik ve Avusturya kazanır. Ve bu savaşın sonunda 1718 Pasarofça imzalanır. Burada maddeleri yazmıyor. Önemli de değil. Çünkü ÖSYM doğrudan madde sormayacak. Yorumlarını soruyor bize maddelerin. Hadi beraber bakalım. Birincisi ve en önemlisi, bu anlaşmayla beraber nereyi kaybettik dostlarım? Belgrad'ı kaybedeceğiz. Belgrad ki bizim Orta Avrupa'ya açılan kapımızdı. Darül Cihat, değil mi? Cihat kapısı, cihat evi gibi bir anlama geliyordu. Yani Osmanlı'nın Orta Avrupa hakimiyeti bitiyor. Belgrad'ın gitmesiyle beraber yine Macaristan'ın tamamı elimizden çıktı. Büyük oranda Karlofça ile kaybetmiştik. Burada ise geriye kalan kısmı gidecek. Ve dostlarım Osmanlı kaybettiği toprakları geri alma umudunu kaybetti. Dedik ki bu iş olmayacak. Yani Prut'ta gaza geldik, Pasarofça'da biter. Ve yine bu anlaşmayla beraber ilk defa Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi. Hatta bir şey başladı bu Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmemizle beraber. Ne başlıyordu? Bir dönem.
Min başlangıcı çok güzel Lale Devri bu anlaşmayla beraber başlıyor idi dostlarım. Bir de bu tabii ayrıntıda kalır ama Pasarofça Anlaşması bizim Venedik'te yapmış olduğumuz son anlaşmadır dostlarım. Bir daha Venedik'le karşı karşıya gelmeyeceğiz. Herhangi bir savaşımız olmayacak. Tamam. Evet, Pasarofça'da yaşananlar böyle. Şimdi İran'la olan olaylardan burada Kerden Anlaşması'nı muhtemelen altlara koymuşumdur. Burada bahsedeceğim. Dostlarım biz 3. Ahmet döneminde İran'la savaşmaya başlayacağız. Fakat bu savaşlar 1. Mahmut döneminde bitiyordu. Orada hatta Rusya ile beraber ittifak yaparak İran topraklarını paylaşıyorduk. 1724 İstanbul Anlaşması önemli değil demiştim. Sonra İran bize verdiği toprakları kabul etmeyerekten tekrar bize savaş ilan etmişti. 1732 Ahmet Paşa Anlaşması'nı imzalamıştık. Onun da bir önemi yoktu. En önemlisi neydi biliyor musunuz? Bu dönemde Kerden ya da İkinci Kasr-ı Şirin Anlaşması 1746'da. Birinci Mahmut dönemine denk geliyordu. Ve Kerden Anlaşması'nın en önemli özelliği Kasr-ı Şirin'deki sınırlar tekrar sınır kabul edilmişti. Yani Zağnos Dağları ve bizim İran'la yaptığımız son anlaşmadır. Toparlıyorum. Eğer İran'la yapılan son anlaşma hangisidir dersek Kerden Anlaşması'nı bileceğiz. Hangi padişah döneminde derse Birinci Mahmut'tur. Yani İran'la savaşlar 3. Ahmet'te başlar, Birinci Mahmut'ta biter. Zaten notumuzda Kerden Anlaşması'nın yanında Birinci Mahmut diye yazıyordu parantez içerisinde hatırlarsınız. Onu da hatırlamış olalım. Tamam. Şimdi gelelim Birinci Mahmut döneminin bir diğer önemli olayına. Ha burada yazmışım İran olayını. Neyse altını çizmiş olalım. Şimdi dostlarım Birinci Mahmut döneminin daha da önemli olan olayı şu. Biz bu dönemde yine Rusya ve Avusturya ile savaşmak zorunda kalacağız. 1736-1739. Yaşanan mücadele şöyle. Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesinden başlayacak. Adam bu yüzden bize ait olan Kırım'a saldırır ve savaş başlar. Biz iki devletle beraber mücadele edeceğiz. Ve ikisini de ağır bir yenilgiye uğratacağız. Rusya ile Avusturya ile tokatladık gönderdik. Tabii ikisinde de bir şok etkisi yaratıyor. Bu anlaşma şey bu savaşın kazanılmasıyla beraber her iki devlet de masaya oturdu ve 1739 Belgrad Anlaşması'nı imzaladık. Bu anlaşma önemliydi. Çünkü bu anlaşmayla beraber birincisi Avusturya Pasarofça Anlaşması'yla aldığı yerleri bize geri verdi. Yani neresi geldi? Bir şehir geri geldi bize. Neresi geldi? Dostlarım Belgrad gelecek. Aynen öyle. O yüzden zaten Belgrad Anlaşması ikinci maddesi de diyor ki Rusya Karadeniz'e tersane ve donanma bulundurmayacak. Yani bu anlaşmayla beraber Karadeniz son kez Türk Gölü olmuştur. Zaten Türk Gölü'ydü. Bak nerede? 1711 Prut'ta. O arada kaybetmiyoruz. Sadece burada yine Türk Gölü olduğunu onaylamış oluyoruz. Ama artık bu son. Bir daha da olmayacak. Ve dostlarım Belgrad Anlaşması'nın en önemli özelliği bizim 18. yüzyılda imzaladığımız en karlı anlaşmamız bu anlaşmaydı. Bunu da zaten biliyorsunuz. Ve flörtümüz. Belgrad Anlaşması'na aracı olan devlet Fransa. Dostlar Fransa böyle güzel bir anlaşma imzalayınca 1. Mahmut dedi ki ben dedi bana yapılan bu kıyağı asla karşılıksız bırakmam. Ben de dedi size bir kıyak geçeceğim. Dedem Kanuni'nin size verdiği kaptürasyonları sürekli hale getiriyorum dedi. Bundan sonra iki devletten biri yıkılana kadar bu kaptürasyonları kullanabilir. Dostlarım adam Osmanlı ekonomisinin pimini çekti. Farkında olmadan iyi ki en iyi anlaşmayı imzaladık yani. İlla bir çamur atacaklar. Aha da burada patlar. O zaman Fransa'ya ilk defa kaptürasyon verilmesi derse geçici olarak Kanuni dönemidir. Tabi bu onaylana devam ediyordu. Sürekli hale gelmesi derse 1. Mahmut, neden derse Belgrad Anlaşması'na aracı oldukları için. Aynen. Ne yaptık yaptık, iyi bir anlaşmayı batırmayı başardık. Hadi bakalım. Devam edelim. Gelelim kötü olan bir olayımıza. Hey gidim hey dostlar. 3. Mustafa döneminde İran'la, özür dilerim Rusya ile yapılan mücadelemiz. Dostlar 1768-1774. Yine olayın bizle bir alakası yok. Bu dönemde Rusya Lehistan'a saldırıyor. Hatta Lehistan'a bir kral atadı. Lehistan halkı da kabul etmeyince bu yüzden saldırıyor. Ve bu saldırının sonunda Lehistanlılar, Lehler kaçarak Osmanlı'ya sığındılar. Rusya da zaten Osmanlı topraklarını işgal etmek için, sıcak denizlere inmek için fırsat kolluyor. Fırsat bu fırsat diyerek peşlerinden paldır küldür Osmanlı topraklarına girer. Böylece mücadele başlar. Ve savaş sırasında
Aslında öyle gümbür gümbür yenildiğimiz bir savaş değil. Yani direniyoruz, her şey yolunda gidiyor. Fakat mücadele devam ederken Ruslar Osmanlı'yı bir an önce yenebilmek amacıyla Çeşme'ye kadar gelip Osmanlı donanmasını yaktılar. Böylece tarihte ikinci defa Osmanlı Devleti'nin donanması Ruslar tarafından yandı. Hemen bana hatırlat. Osmanlı donanması ilk defa hemen yazmışsınız. Nerede yandı ve kim yaktı diyecektim. Harikasınız. İnebahtı'da Haçlılar tarafından yakılmıştı dostlarım. İkincisi de burada olacak. Ne yazık ki Çeşme'de Ruslar yakıyor. Aynen Kıbrıs'ın fethedilmesi üzerine çok güzel. Ha bu arada Kıbrıs bizim gerçekleştirdiğimiz son düzgün fetihtir dostlar. Yani bizim gerçekten böyle bir sağlam kara parçasını kopardığımız yer Kıbrıs'tır. Ondan sonrakiler hep böyle ufak, ufak tefek topraklar. Anca. Vallahi doğrudur hocam. Zumba. Neyse alışacaksınız ya. Bayağı bir ders yapacağız çünkü. Kurcalayın biraz. En fazla çıkar bir daha gelirsiniz dersine. Ben de şu mesela katılım onaylama vardı. Ondan kurtuldum. Direkt artık derse geliyorsunuz fark etmişsinizdir. Hepinizi aynı anda sessize aldım. Sesinizi açamayacak konuma getirdim. Onu da öğrendim. Öğreneceğiz beraber sınava kadar. Öğrene öğrene gideceğiz. Şimdi dostlar ne yazık ki donanmamız yanar. Kötü oldu. Kıbrıs'ı nerede? Hocam Kıbrıs'ı Sarı Selim yani 2. Selim zamanında almıştık. Tamam. Sokullu Mehmet Paşa ile beraber. Lala Mustafa Paşa, donanmanın başındaki adam. Evet hocam ben onu bugün keşfettim. Oturum açarkenki o ayarları falan. Öğreniyorum ya Zoom'u sizinle beraber. Şimdi dostlarım yapılan mücadeleyi ne yazık ki donanmanın yanması üzerine şunu biraz kaydıralım. Osmanlı Devleti kaybeder. Ve savaşın sonunda Ruslarla masaya oturduk. 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasını imzaladık. İğrenç bir anlaşmaydı. Burada maddeleri yazmıyor ama zaten maddeleriyle önemi aynı şeyler. Beraber yorumlayacağız. Bu anlaşmayla beraber Osmanlı Devleti ilk defa halkı Türk ve Müslüman bir yer olan Kırım'ı kaybetmişti. Bunu sordular, dikkat edin demiştim. Ve Osmanlı Kırım'ı kaybedince şu maddeyi eklemişti. Demişti ki en azından Kırım dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalmaya devam etsin demişti. Böylece halifelikten ilk defa siyasi olarak yararlanmıştı. Zaten iki defa yararlanıyoruz. Birincisi burada Küçük Kaynarca Anlaşması'yla beraber çok güzel 1. Abdülhamit döneminde olacak. Bu bir. Devam edelim. Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Bak hiç ödememiştik bu tarihe kadar. Karadeniz Türk yöresi olma özelliğini kaybeder bu anlaşmayla beraber. Ne yazık ki dostlarım Ruslar Karadeniz'e inecekler. Rusya yine Osmanlı'da elçi bulundurma hakkını elde etti. Böylece yine iç işlerimize karışmaya başlayacak. Ve dostlarım bir de burada yazmıyor. Bu anlaşmayla beraber biz Rusya'ya ilk defa kapitülasyon vermek zorunda kalacağız. Bak Rusya'ya ilk defa kapitülasyon hangi anlaşmayla verildi derse Küçük Kaynarca Anlaşması. Hangi padişah döneminde verildi derse 1. Abdülhamit döneminde. Yani burada şöyle aslında savaş 3. Mustafa'da başlıyor. Yukarı çıkalım şöyle bir temizleyelim. Savaş 3. Mustafa'da başlıyor. Ama Çeşme'de donanma yanınca 3. Mustafa o kadar çok üzüldü ki adam hayatını kaybetti biliyor musunuz bu yüzden? Aynen. O ölünce yerine 1. Abdülhamit geçti. 1. Abdülhamit'e Allah belanızı dedi. Yeter ya bu savaş bitsin artık. Ve biz Küçük Kaynarca'yı imzaladık. Aynen. Adam donanmanın yanması üzerine devlet yıkılacak diye korkuyor ve korkusundan, üzüntüsünden daha doğrusu hayatını kaybediyor. Böylece Küçük Kaynarca Anlaşması'nda öğrendik. Dostlar bu anlaşma 18. yüzyılın en ağır şartı yani en kötü anlaşmasıydı. 18. yüzyılın en karlı anlaşması derse biraz önce öğrendik. 1739 Belgrad çok güzel. En ağır şartlısı derse Küçük Kaynarca. Güzel. Şimdi gelelim 1. Abdülhamit döneminin bir diğer olayına. Şu Aynalı Kavak Tenkihnamesi. Şimdi Kırım bağımsız oldu. Küçük Kaynarca ile beraber kaybettik. Dostlar Kırım bağımsız olunca bu dönemde Kırım Hanı ölür. Ve Şahin Giray diye bir adam aday. Şahin Giray'ın problemi şu adam Rus hayranı, Rus yanlısı. Biz de bu adamın Kırım'ın başına geçmesini istemiyoruz. Çünkü bu adam adım adım Kırım'ı Rusya'ya bağlayacak. Belli de bundan dolayı Osmanlı dedi ki hayır. Şahin Giray gelmesine kim gelirse gelsin biz bu adamı istemiyoruz. Rusya ile savaşın eşiğine geldik. Bak neredeyse yeniden savaşacağız bu durumdan dolayı. Fakat Osmanlı'nın savaşacak gücü de durumu da yok dostlarım. Fransa flörtümüz
yine araya girdi. Osmanlı'ya dedi ki birader sen şimdi savaşa falan girme, zaten kaybedersin. Sen dedi bu durumu kabul et. Yarın bir gün başka bir çözüm buluruz. Kırım alırız yine dedi. Mecburuz zaten, başka şansımız yok. Bu durumu kabul ettik. Bunun üzerine Aynalı Kavak tenkihnamesi imzalanıyor. Tenkihname düzeltme, düzenleme demek de aynen aslında küçük kaynarca anlaşmasına bir düzenleme eklenir. Ve bununla beraber dostlarım Kırım bir adım daha Rusya'ya yaklaşır. Yani Kırım neyle bağımsız oldu derse küçük kaynarca, Kırım neyle Rus yanlısı oldu derse Aynalı Kavak tenkihnamesiyle beraber. Anlaştık. Birinci Abdülhamit döneminin başka bir olayı yok. Gelelim dönemin son padişahına, 3. Selim. Dostlar 3. Selim döneminde iki tane proje vardı. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Hocam halifelikten ikinci defa yararlandığımız Trablusgarp, Uşa Anlaşması ile beraber. Biz İtalyanlarla Uşa Anlaşması'nı imzalayınca Trablusgarp'ı kaybettik ve dedik ki Trablusgarp dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmaya devam etsin. O da ikinci yararlanmamız oldu. Birincisi küçük kaynarca anlaşması ile beraber Kırım. Anlaştık. Evet dostlarım. Şimdi 3. Selim zamanında, bak bunları farkında değilim ha, açıklamasını yazmamışım. İki tane proje ortaya atılıyordu. Grek ve Dakya projesi. Önce şunu hatırlayalım. Her iki projede kime ait sorusunun cevabı Rusya ve Avusturya'ya. Ben bu Zoom'da niye yazamıyorum ya? Rusya ve Avusturya'ya aitti dostlarım iki projede. Şimdi tabii Grek projesine daha çok sahip çıkan Ruslar, Dakya projesine daha çok sahip çıkan Avusturya. Grek'le başlıyorum. Grek projesinin içeriği şuydu. İstanbul merkezi bir Grek yani Rum devleti kurmayı planladılar. Yani aslında Bizans'ı yeniden canlandırma politikası. Biz dediler aynen Osmanlı'yı buradan şutlayalım, bir Rum devleti kuralım. Hatta bu devletin başına kimin geçeceğine bile karar vermişler. Rus prensi Potemkin diye bir adam var, onu getirecekler. Hey gidim hey. Adamlar bayağı bütün planlarını yapmışlar. Aynen Potemkin'i getireceklerdi. Dakya projesi ise yine Osmanlı'nın Balkan topraklarında bir Dakya devleti kurmak. Yani Grek devletiyle beraber İstanbul merkezli, Dakya projesiyle de Balkanlar'da yeni bir devlet kurmanın peşindeler. Ve dostlarım Grek projesini gerçekleştirmek amacıyla Avusturya ve Rusya ikisi beraber 1787'de Osmanlı'ya saldırır. Bu mücadele 1792'ye kadar gidiyor. Fakat şöyle bir olay yaşanıyordu. Biz iki devletle de mücadele ederken, savaş devam ediyorken 1789 Fransız ihtilali yaşandı. Bu ihtilalle beraber bütün dünyada milliyetçilik fikir akımı yayıldı. Milliyetçilik fikir akımı her ulus kendi bağımsız devletini kursun diyecek. E kimler etkilenir böyle bir fikir akımından? İmparatorluklar yani çok uluslu yapıya sahip olan devletler. E kim onlar? Osmanlı, Avusturya, Rusya. Yani şu an savaşta olan üç devletin üçü de etkilenir. Ama ilk kimi vuracak? Avusturya'yı. Neden? Çünkü coğrafi yakınlıktan dolayı. Aynen öyle oldu Ahmet. Dostlarım Avusturya savaş sırasında milliyetçilik isyanlarının kendi topraklarına sıçradığını görünce 1791 Zichtovi anlaşmasıyla beraber savaşı bıraktı. İki maddesi var. Hiçbir önemi yok. Çünkü şunu söylüyor. Devam eden Osmanlı-Rus savaşına karışmayacak ve savaş sırasında aldığı yerleri geri verecek. Bunlar önemli değil. Ama Zichtovi Anlaşması ile ilgili sen şunu bil. Dostlar bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile yaptığı son anlaşmadır. Aynen öyle. Bir daha Avusturya ile masaya oturmayacağız. Bunun iki sebebi var. Bir, sınırımız kalmadı. Yani artık sınır komşusu değiliz. O yüzden uğraşmayacağız. İkincisi dostlarım, bir diğer sebep de yavaş yavaş kader birliğine doğru gidiyoruz. Yani o da milliyetçilikle başı belada, bizim de milliyetçilikle başımız belada. Ve öyle ya da böyle kader bizi yan yana getirecek. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz beraber savaşacağız. Aynen, tabii sınırımız kalmıyor. En önemli etkenlerden biri de bu. Her neyse, biz Rusya ile olan savaşa bir yıl daha devam ettik. Dedik ki ha gayret, belki Rusya'yı yenebiliriz, yalnız kaldı ama olmadı. Dostlarım biz Rusya ile yapılan mücadeleyle kaybedeceğiz ve 1792 Yaş Anlaşması'nı imzalayacağız. Bu anlaşmayla beraber Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edecek. Yani Kırım gitti gider dostlarım bu anlaşmayla beraber. O zaman Kırım'ın Rusya'ya bağlanması 3 basamaktan oluşuyormuş. Küçük kaynarca ile beraber bağımsız,
Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile beraber Rus yanlısı, Yaş Anlaşması ile beraber Rusya'ya bağlandı. Aynen Kay diye kodlanır dostlarım. Kırım'ın Rusya'ya bağlanma süreci. Aynen 3. Selim döneminde hocam. Şimdi burada bir şey daha söyleyecektim. Ha, bu anlaşmayla beraber, Yaş Anlaşması ile beraber Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi biter, dağılma dönemi başlar. Bir de politikamızı değiştirir. Artık kaybettiğimiz toprakları geri almak gibi bir amacımız yok. Bundan sonraki amacımız var olan toprakları korumak. Aynen giden gitti. Artık yapacak bir şey yok dedik. Yeter ki kalanlar bize kalsın ama o da kalmayacak. Dostlarım hepsini kaybedeceğiz. Şimdi gelelim 3. Selim döneminin bir diğer olayına. 1798 Fransa'nın Mısır'ı işgali. O kadar flörtümüz dedik, beraber takıldık. Yıllarca adam bizi sırtımızdan vurdu dostlar. Şimdi Fransa, Napolyon Bonaparte neden bizi sırtımızdan vurup geldi Mısır'ı işgal etti? Çünkü aslında doğrudan bizimle de bir derdi yok. Adam şunu planlıyor. Ben dedi bir Akdeniz'e hakim olmam lazım. Yani Akdeniz'e çökmenin peşinde. İkincisi de İngiltere Hindistan'la olan bağlantısını şeyden gerçekleştiriyor Mısır üzerinden. Mısır üzerinden hop gidiyor. Bundan dolayı da eğer dedi ben buraya çökersem Mısır'a Fransızların, özür dilerim İngilizlerin Hindistan'a giden yoluna da ele geçirmiş olurum. Aynen Napolyon bundan dolayı. Dostlarım Napolyon bütün hazırlıklarını yapar ve paldır küldür gelir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal eder. Üçüncü Selim Mısır'ın işgal edildiğini duyunca yeni kurduğu orduyla, neydi o ordunun adı? Evet, Üçüncü Selim hangi orduyu kurmuştu? Çok güzel, ben de bir sürü şeyim orada. Nizam-ı Cedid ordusu. Dostlarım Nizam-ı Cedid'le beraber Üçüncü Selim Cezer Ahmet Paşa'yı gönderir. Cezer Ahmet Paşa ki 91 yaşındaydı. Ve Cezer Ahmet Paşa Mısır'a gelir, Napolyon'la karşılaşır. Napolyon'u tokatlar. Hatta Napolyon'un bir sözü vardı. Adam diyor ki, eğer kader beni Cezer Ahmet Paşa gibi bir ihtiyarın elinde oyuncak etmeseydi, Hindistan'a kadar gitmek benim için işten bile değildi diyecek. Ama Cezer Ahmet Paşa bunu tokatlayıp gönderiverecek. Ve dostlar bu mücadelenin sonunda iki tane anlaşma imzalıyoruz. El Arish ve Paris. Çok takılmanıza gerek yok. Gelme ihtimali düşük. 91. 90 da değil. Adam 91 yaşında. At sırtında düşün ki İstanbul'dan yola çıkıyorsun tam Mısır'a gidiyorsun. Hey gidim hey. Hakikaten eski adam sağlammış yani gerçekten sağlam. Bir de orduyu komuta ediyor falan. Helal olsun adama. Karşıdaki Napolyon bir de öyle basit bir adam değil. Yani Avrupa'da biraz böyle kök söktürdüğü dönem oldu Napolyon'un. Ama işte o Türklere yemez abi. Bize gelince tokadı yer geri dönersin. Dostlar burada şöyle bir olay vardı. Napolyon Mısır'ı işgal edince hemen İngiltere ile Rusya koşarak Osmanlı'nın yanına geldiler. Dediler ki birader bu kabul edilemez. İğrenç. Biz sana destek vermek istiyoruz. Neden? Bizi çok sevdikleri için mi? Hayır tabii ki de. İngiltere geldi çünkü Hindistan'a giden yolu koruma altına almak istiyor. Rusya geldi çünkü Rusya zaten kendisi inmenin peşinde sıcak denizlere, Akdeniz'e. Bir de dedi Fransa ile uğraşmayın. Biz bu ikisi yardım teklifiyle gelince tamam birader dedik o kadar istiyorsanız gelin yardım edin. Onların tabii karada değil, denizde yardımları olacak ve Fransa'yı bir de denize yeneceğiz. Sonuç olarak Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak ilk defa denge politikasını uygulamış oldu. Şimdi burada bazı sorular oluşturmuştuk. Denge politikası ilk defa hangi padişah döneminde oluşturuldu derse 3. Selim. Kime karşı derse Fransa'ya. Nerede derse Mısır'da. Kimden destek alarak derse İngiltere ve Rusya'dan. Tamam. Buna dikkat etmenize yarar var. Çünkü bu denge politikası üzerinden ÖSYM karşınıza güzel bir soru getirebilir. Evet, böylece 18. yüzyılın siyasi olaylarını hatırladık. Dostlar, şimdi gelelim ıslahatlara. Başlık yukarıda kalmış. 18. yüzyılın ıslahatlarından bahsediyorken yine genel özellikleriyle beraber başlayacağız. Sonra da her padişahtan teker teker neler yaptıklarını konuşaraktan ilerleyeceğiz. Bakalım neler olmuş. Birincisi, biz yapılan ıslahatlarda ilk defa Avrupa'yı örnek alacağız. Bu önemli. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettik. Pasarofça Anlaşması ile beraber örnek almaya başlayacağız. En fazla askeri alanda ıslahat yapılır. Buna çok çok dikkat et. Bunun dışında şu özelliklerin tamamı 17. yüzyıl ile inşallah yazacağım. Benzerlik gösteriyor ile.
Yani halen daha yapılan islahatlar kişiye bağlı. Halen daha Yeniçeriler yapılan islahatlara tepki gösteriyor ve halk destek vermeyecek. 18. yüzyılın islahatlarına kiminle beraber başlayacağız? 3. Ahmet. Hemen bana hatırlat. 3. Ahmet'in tahta geçmesinde etkili olan olay neydi? Şöyle yapalım da tamamı sığsın. Güzel. Edirne ya da Cebeci olayıyla beraber tahta çıkar. Dostlarım biz 3. Ahmet'in yaptığı ıslahat çalışmalarının olduğu döneme Lale Devri adını vereceğiz. 1718 Pastorovça ile beraber başlayıp Patrona Halil isyanına kadar devam eden süreç. Yani 3. Ahmet Osmanlı Devleti'nde isyanla gelip isyanla tahttan indirilen bir padişahtır. Bu bilgiye dikkat edin. Aynen. İsyanla gelip isyanla giden kimdir derse 1. Ahmet'i bileceğiz. 1. Ahmet yalnız. 3. Ahmet'i bileceğiz. Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Bunu da anlaştık. Dönemin şairi Nedim bu soruldu. Dönemin minyatür ustası ise Levni. Bu adamın da Surname adında eseri vardı. Hatta Surname Osmanlı'da şehzadelerin başından geçen önemli olayların anlatıldığı eserlerdi minyatür tarzında. Surname nedir? Bu soru bak sorulmadı. Buna dikkat et. Tekrar söylüyorum. Yani Levni'nin bu eseri olarak sordu ama içeriğini sormadı. İçeriğini sorabilir. Şimdi gelelim 3. Ahmet'in yapmış olduğu ıslahatlara. Bakalım neler yapıyor bu adam. Birincisi bu dönemde İbrahim Müteferrika ve Said Efendi iki kankip Osmanlı Devleti'nin ilk özel Türk matbaasını açtılar. Burada Türk demesi önemli. Çünkü bizden önce zaten matbaa Osmanlı'da vardı. Sadece Türkler kullanmıyordu. Rumlar ve dostlarım Ermeniler kullanıyorlardı matbaayı. Türklerde yoktu. Şimdi bize de geldi ve özel. Ve matbaa bizim Avrupa'dan almış olduğumuz ilk teknik araçtır. Hatta Şeyhülislam'dan fetva da alacaklar. Yani dinen bir engel çıkmayacak. Sadece dini kitaplar hariç bütün kitapları matbaada basabilirsiniz dedi. Ve matbaada basılan ilk eserimiz Van Kulu Lugatı bu da soruldu. Bir de şey vardı. Bu matbaaya tepki gösterenler. Üç tane grup yazdırmıştım size. Kimdi matbaaya tepki gösterenler? Hemen hatırlat bakayım bana onu. Din adamları değil de daha böyle farklı söyleyelim. Güzel, önce hattatlardan başlayalım. Dostlarım hattatlar, hattat güzel yazı yazma sanatı. Neden hattatlar tepki gösterdi? Çünkü işsiz kalma korkusu. Bir diğeri müstensihler. Yazacağım inşallah. Müstensihlerin tepki gösterme nedeni de şuydu. Bu adamlar da yine el yazması kitapları çoğaltan insanlar. Yani yine işsiz kalmak korkusu. Üçüncü olarak da çok güzel ulema dostlarım tepki gösterecek. Din adamları. Bunlar Şeyhülislam'ın dışında kalan din adamları. İşte gavur icadıdır, getirmeyelim, carttır, curttur. Hala var bu tipler zaten. Onlar karşı çıkacaklar. Bunun dışında karşı çıkan yok. Evet, matbaanın dışında başka neler oldu? Avrupa'da ilk defa geçici elçilikler açacağız. Bu bilgi değişmişti. Osmanlı'nın Avrupa'ya gönderdiği ilk geçici elçisi İbrahim Paşa'ydı. Peki ilk geçici elçilik nerede açıldı derse Viyana'da. Tamam, bu arkadaşı Viyana'ya, Avusturya'ya gönderiyoruz. En önemli geçici elçimiz 28 Mehmet Çelebi. Nereye gönderdik bu arkadaşı da? Paris'e göndereceğiz. Hatta Sefaretname adında Paris Sefaretnamesi adında düzeltiyorum. Eseri var idi. Peki sefir kelimesi ne demekti? Sefir elçi demektir. Sefirlerin yazdığı kitaplara da sefaretname denir. Bu arkadaş Paris'e gittiği için bu adamın kitabının adı da Paris Sefaretnamesi. Aynen Sefir'in Kızı dizi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben izlemedim ama bunun bir sınıfta muhabbeti geçmişti ya. Hatırlamadım şu an. Devam edelim. Bu dönemde Doğu'nun ve Batı'nın klasikleri Türkçe'ye çevrildi. Güzel. Osmanlı'nın ilk itfaiye teşkilatını oluşturduğu Tulumbacılar Ocağı, Yeniçeri askerlerinden yararlanarak oluşturacağız. İlk defa çiçek aşısı uygulandı. Aha da burada yazıyor. Nereden geldi çiçek aşısı dostlarım? İran'dan yani doğuda. Yani size 18. yüzyılda yapılan ıslahatların hangisinde Batı örnek alınmamıştır derse cevap çiçek aşısına gider. Tamam. Ve barok ve rokoko tarzı mimaride etkili olmaya başlayacak. Barok tarzının ilk eseri neydi ki o? Hatta yapımı 1. Mahmut döneminde bitiyor.
Güzel soru olur. Kesinlikle. Nuru Osmaniye Camii idi. Güzel. Dostlarım, Lale Devri'nde yapılan islahatlar böyle. Lale Devri'nde Osmanlı Devleti halktan aldığı vergileri artırıyor. Hem bak savaşları kaybediyorum. Ganimet yok, para yok. Hem de halktan aldığım vergiyi artırıyorum. Ve lüks bir yaşama başladılar. Öyle böyle değil. Adamlar zevki sefa içinde yaşıyorlar. Patrona Halil ve ekibi dedi ki lan başlarız böyle hayat tarzına. Adamlar isyanı patlatacaklar. Ve isyanın sonunda Lale Devri sona erecek. Üçüncü Ahmet tahttan indirilecek. Lale Devri'nde bak askeri ıslahat yapılmamıştır. Doğru. Ama sadece askeri ıslahat mı yapılmadı? Hayır. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Birçok alanda yapılan ıslahat yok. Biz ÖSYM sürekli askeri sorduğu için bunun üzerine duruyoruz. Hukuk yok, din yok, yönetim yok, eğitim yok. Birçok şey yok. O yüzden buna dikkat edin. Aynen mali konuda düzenli. Yani düşündükçe çıkar hocam. Bayağı bir şey sayabiliriz. Siz olanlara dikkat edin. Bir de ÖSYM kelime üzerinden soracak demiştim. Yani 3. Ahmet döneminde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapıldı yapılmadı? Mesela oraya elçilik demeyecek de A seçeneği diplomasi, B seçeneği kültürel, C seçeneği sağlık, D seçeneği mimari gibi şeyler koyacaklar. Tamam. Aynen var olanları bilmeniz daha mantıklı aslında. Evet, böylece 3. Ahmet döneminde hangi ıslahatlar yapılmış onları da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim bir diğer adamımıza, 1. Mahmut. Dostlarım 1. Mahmut bu bilgiye dikkat et. 18. yüzyılda Avrupa'nın askeri üstünlüğünü ilk defa tanıyan padişahtır. Bundan dolayı biz askeri ıslahatları 1. Mahmut'la beraber başlatacağız. Ve bundan sonra hep 1. Mahmut, şey 1. Mahmut diyorum, askeri alanda ıslahatlara daha çok önem vereceğiz. 1. Mahmut dedi ki lan bunlar madem iyiler savaşma konusunda o zaman Avrupa'dan uzman getirelim. Gelsin bize öğretsin bu işi. Getirdik kimi? Kont do Benavalı. Adamı getirir getirmez bir de Müslüman yaptık. Sonra dedi ki Kont do Benavalı diye Müslüman olmaz. İsmini değiştirmek gerek. Adama Ahmet ismini verdik. Adam oldu Humbaracı Ahmet Paşa. Bir ayda kendimize benzettik. Yani Kont do Benavalı ile Humbaracı Ahmet Paşa aynı adam. Ve bu arkadaş Humbaracı ocağını geliştirecek. Yeniden açtı desek de olur, geliştirdi desek de olur. Neydi ki bu humbaracılar? Ne iş yapar? Humbaracı ocağı. Güzel el bombası yapar dostlarım. Bir de havan topları Fatih'in projesini hazırladı. Onlar da burada hazırlanıyor. Ama takılmanıza gerek yok. Devam edelim. 1. Mahmut döneminde Yalova'da ilk defa kağıt fabrikası açıldı. Bu bilgiye dikkat edin demiştim. Eskiden bu 3. Ahmet diye bilinirdi. Fakat değişti dostlarım. Evet bir de bombacı Milay'la nereden geldi aklıma? Bombacı Milay'ım vardı. Tam var ya benim şu an Kemal Sunal filmleri izleme zamanım ha. Normalde sınavdan sonra ben oturur onlarla uğraşırdım. Ama işte hayat. Sınav iptal oldu, şu oldu, bu oldu derken yaz tatili yalan oldu. Evet devam edelim. Aynen nasip hocam. Size de nasip vallahi. Siz de şu an film izliyor olabilirdiniz veya geziyor olabilirdiniz ama oturduğunuz burada beni dinliyorsunuz. Evet Netflix'i de kapattım zaten kullanamıyorum diye. Bize çıkartmışlar 80 küsür liraya. Kapattırdım o yüzden. Evet izleyin hocam yapacak bir şey yok vallahi. Sınav geçene kadar böyle. Neyse hayırlısıyla atalım da. Bugünleri gülümseyerek izlersiniz inşallah. Vallahi hocam o Türkiye'de yaşıyorsan zaten bir şeyler oluyor ya sürekli. O yüzden onu çok şahsileştirmeyin yani. Dostlar başka ne diyecektim size? Ha, bak en güzel bilgi. Hendese hane. Dostlarım 1. Mahmut'la beraber Osmanlı Devleti'nin ilk teknik subay okulu olan Hendese Hane'yi açılacağız. Böylece Hendesehane Karaokulu'dur. Yani kara subayı aslında yetiştirmeye başlayacağız. Mühendis olan kara mühendisleri yetiştireceğiz. Burada Kont do Benavala ve Hendesehane'ye daha çok dikkat et. Ama tabii ki de hepsi de önemli. Aynen Berri Hümayun'un temelini oluşturur hocam. Güzel. Gelelim bir diğer padişahımıza. 3. Mustafa. Arada Osman vardı. Bahsetmeyeceğim ondan. Çünkü onun zaten sorusu da gelmiyor. Dostlar 3. Mustafa döneminde Sadrazamı bilin. Çünkü ÖSYM hangisi 18. yüzyıl ıslahatçılarından biridir, değildir diye soruyor. Araya sadrazamları koyuyor. Tamam. Buradaki adamımız Koca Ragıp Paşa olacak. 3. Mustafa dedi ki hadi Avrupa'dan bir uzman daha getirelim. Kimi getirdik? Barende Tot. Dostları Barende Tot Osmanlı Devleti'ne gelir ve Sürat Topçu Ocağı'nı kuracak. Yani iki tane askeri uzman getiriyoruz. Biri
Aynen bu sınavda iptal olan sınavda vardı. Biraz sonra bahsedeceğim ondan. Comte de Beneval, diğeri de Baron de Tott. Bir de Sürat Topçu Ajanı kurduktan sonra Baron de Tott, Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın çalışmalarıyla beraber deniz mühendis hanesini kuracağız. Yeni deniz askerleri, mühendis olan askerler yetiştireceğiz. Bu bilgiye dikkat et. Biraz sonra buna tekrar geri döneceğim. Ve gelelim 3. Mustafa'nın en önemli olayına, Esham tahvilatı. Dostlar ekonomi patladı. Para yok. Ekonomi patlayınca biz de ilk defa iç borçlanmaya gidebilmek amacıyla Esham tahvilatı adı verilen senetler oluşturacağız. Bu senetler şurada tanımı da yazıyor zaten biliyorsunuz. Osmanlı'nın halkından borç alabilmesi için hazırlamış olduğu senetlerdi. En güzel yorumu aha da burada yazıyor. Dostlarım Esham tahvilatı kağıt paraya geçişin ilk basamağıdır. Çünkü devlet mesela Esham tahvilatını bastı. Halkından işte ne bileyim ne kadar 100 akçe, 500 akçe, 1000 akçe borcu aldı. O senetleri halk kendi aralarında ticarette değişim olarak kullanacaklar. Bu da kağıt para fikrini güçlendiriyor. Aynen Galata bankerlerinden alacağız. Ama 3. Mustafa döneminde mi alıyorduk borcu? Hayır dostlarım. 3. Mustafa bütün hazırlıklarını yaptı borcu alayım diye. Ama adamın ömrü yetmedi. Vefat eder. Hatta üzüntüden hayatını kaybediyordu. Onun ölümüyle beraber 1. Abdülhamit Paşa geçecek. Ve geçer geçmez aha da burada. Esam tahvilatları uygulamaya konularak ilk defa Galata bankerlerinden borç alacağız. Yani borçla ilgili hazırlıkları yapan derse 3. Mustafa, borcu alan derse 1. Abdülhamit. 1. Abdülhamit'ten de bahsedelim. Ondan sonra bir ara daha vereceğim. Dostlarım 1. Abdülhamit döneminin sadrazamı bilinecek Halil Hamid Paşa. Bunun bir altını çizdiniz. Peki neler yapıldı? Birincisi bu dönemde subay yetiştirmek amacıyla istihkam okullarını açacağız. Ama burası dostlarım kara subay okulu ve sadece asker yetiştiriyoruz. Yani teknik değil, yani mühendishane değil. Tamam. Eğer teknik olarak açılan okul derse hendisehane, subay okulu derse hiç teknik kelimesi kullanmadan o zaman istihkam okullarına gideceğiz. Bunun dışında adam ilk defa Yeniçeri askerlerinin sayımını yaptı. Mantıklı. Ulufe alım satımı yasaklandı. Biliyorsunuz ulufe maaşlarını senet gibi kullanıyorlar Yeniçeriler. Bunun önüne geçeceğiz. Levent teşkilatı kaldırılır. Neydi ki bu Levent? Bir hatırlatın bakayım bana. Levent. Neydi bu Levent? Güzel. Denizcilere, deniz askerlerine verilen isimdi. Bunun dışında cülüs bahşişi kaldırıldı ve mühendishaneyi Bahru Hümayun. Yani yine deniz mühendishanesi dostlarım açılacak. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Ha, bu iki değil, birinci. Bunu şey için dedim değil mi? Cülüs Bahçe için. Birinci Bayezid ilk defa dağıtıyor. Dostlarım, Mühendishane-i Bahri Hümayun tartışmalıydı. İşte bazı kaynaklar bunu sınavdan öncesi için söylüyorum. Üçüncü Mustafa'yı alıyordu. Bazıları üçüncü Selim'i alıyordu. Ben birinci Abdülhamit diye verdim size zaten. Bu iptal olan sınavla beraber netleşmiş oldu. Çünkü ÖSYM Bahri Hümayun'un açılış tarihini 1775 olarak kabul eder. O da 1. Abdülhamit dönemine denk gelir. Anlaştık. Yani bu konuda artık rahatız. İyi oldu bir anda. Sınav iptal oldu ama bir bilgi netleşti. Baron de Tott 3. Mustafa döneminde gelir ama 1. Abdülhamit döneminde de ıslahat çalışmalarına devam ediyor. Size kafanızı karıştırmak amacıyla bu Bahri Hümayun'un açılmasında işte çalışmalar yapmıştır, şudur budur diyerekten bir sürü kafanızı karıştırdı Baron de Tott'u soruyorken. Ama orada zaten isim üzerinden yakalamanız gerekiyordu. Dostlarım ilk Avrupa'dan gelen uzman deseydi cevap Comte de Beneval'a giderdi. Bize Sürat Topçu Ocağı değil de denizcilik üzerinden Baron de Tott'u sormuş oldular. Yaptınız daha o soruyu hatırlıyor musunuz? Evet güzel soruydu. Yani biraz zorlaştırmaya çalışmışlar soruyu. Ama yapılabiliyordu. Hani öyle kalem oynatılmayacak bir soru değildi. Evet geldik dönemin son padişahına. 3. Selim dönemi ıslahatları diyelim. Bir ara verelim dostlarım. Aradan sonra devam edeceğiz 3. Selim'le beraber. 42 geçiyor. 52, 55'te buradasınız. Bir saat daha ders yapacağım. Kaçmayın lütfen. Tamam. Bir saat daha devam. İnşallah hocam. Tanıdıklar gelsin. Evet şu kaydı tekrardan bir durdurayım unutmadan.